Merhaba arkadaşlar. Elektronik ticaret dersine bilgi ekonomisi ve elektronik ticaret konusuyla başlayacağız. Bu programda bilgi ekonomisinin ortaya çıkışını, bilgi ekonomisinin üretim faktörlerini, özelliklerini, elektronik ticareti ve Türkiye'deki gelişimini ele alacağız. Uygarlık tarihini 6000 yıl öncesine kadar dayandırmamızın mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Bu uzun süreci de çeşitli kriterlerle 4 döneme ayırabiliriz. İlk olarak ilkel toplum ve ilkel ekonomi dönemi gelmektedir. Bu dönemde henüz üretim bugünkü anlamdaki halini almamıştır. Küçük topluluklar halinde avcı toplayıcı bir yaşam söz konusudur. Temel enerji de doğal olarak insan emeğidir. İkinci dönem ise tarım toplumu ve tarım ekonomisidir. Bu dönemde su kenarlarına yerleşim, tarımsal üretim ve hayvanların evcilleştirilmesi, doğal enerji kaynakları iş bölümü söz konusudur. Üçüncü dönem sanayi toplumu ve sanayi ekonomisidir. Buharlı makinenin icadıyla başlayan süreç Fordist üretime geçişte içinde barındırmaktadır. Bu sayede kitlesel bir üretim gerçekleşmiştir. Son dönemde ise bilgi toplumu ve bilgi ekonomisi gelir. Bireycilik, çeşitlilik, nükleer enerji, robotların iş gücünde öneminin artması, haberleşmede elektronik araçların hakimiyeti bu dönemin önemli özellikleridir bilgi ekonomisinin tanımını biraz daha genişletelim. Bu ekonomide üretimde bilginin stratejik bir konumu vardır. Ağlar, uydular, telefon hatları bu ekonominin işleyişini tamamen değiştirmiştir. Bilgi otoyollarıyla piyasalar dinamikleşmekte, rekabet küreselleşmektedir. Küçük ekonomik birimlerin küresel düzeyde dolaşımını arttırmaktadır. Ayrıca teknolojik gelişmelerin bu ekonominin gelişiminde oldukça önemli bir yere sahip olduğunda söylememiz gerekmektedir. Bilgi teknolojisi dediğimizde aklımıza elektronik bilgi işlem sistemleri ve iletişim teknolojileri gelmelidir. Elektronik bilgi işlem sistemleri genellikle uydu teknolojisi, mikroelektronik veya nanoteknoloji gibi başlıkları kapsamaktadır. Telekomünikasyon teknolojisi ise lazer teknolojisi, internet, fiber optik teknoloji gibi alanlardır. Mal ve hizmet üretiminde üretim faktörleri emek, sermaye, toprak, girişimci ve bilgi olmak üzere 5 unsurdan oluşur. Beyin gücü veya kas gücüyle üretime katılan her türlü beşeri kaynağı emek olarak ifade etmekteyiz. Sermaye ise alet, makine, teçhizat ve fabrikaları kapsamaktadır. Topraksa bir diğer faktördür. Doğal kaynak olarak da düşünebileceğimiz bu faktör toprağın hem altını hem de üstünü kapsamaktadır. Bu sayılan faktörleri bir araya getiren ve üretimin organizasyonunu sağlayıp kar veya zararı göze alan kimselerse dördüncü faktör olan girişimcilerdir. Bu ekonomi türünde bilgi son üretim faktörüdür. Bilgiyi bizler verileri işleyerek elde edebiliriz. Bahsettiğimiz bilgi ekonomisinin bazı temel özellikleri vardır. Bunlardan bazılarını şöyle maddeleyebiliriz. Bilgi ekonomisinde hizmet üretimi ön plana çıkmaktadır. Bilgi ekonomisi küresel bir ekonomidir bilgi ekonomisi dijital bir ağ ekonomisidir. Bilgi ekonomisinde en önemli üretim faktörü beyin gücüdür. Bilgi ekonomisi tüketicinin özel zevklerine uygun üretimi ön plana çıkarmaktadır. Bilgi ekonomisinde hız önemli bir başarı faktörüdür. Bilgi ekonomisini nasıl ölçebileceğimiz de bir diğer sorudur. Bu soruyu yanıtlamak yani bilgi ekonomisinin ölçümünün gerçekleştirilmesini sağlamak için bazı endekslerin geliştirildiğini söyleyebiliriz. Bunlardan en yaygını Bilgi Ekonomisi Endeksidir. Bu endeks kalkınma ve bilgi arasında ilişki kurmaktadır. Ülkelerin eğitim, ekonomik teşvikler, bilgi iletişim teknolojisi, kurumsal rejim ve yenilik alanlarındaki performanslarına verilen puanların ortalamasına dayanan bir endekstir. Türkiye bu endekste 53. sıradadır. Bilgi ekonomisi ve teknolojideki bu gelişmeler ticarette de etkilerini göstermiştir. Özellikle internet aracılığıyla gerçekleştirilecek elektronik ticaret bilgi ekonomisinin en önemli ayaklarından birini oluşturmaktadır. Elektronik ticareti tanımlamak için internet gibi açık ağlar üzerinden gerçekleştirilen ticari işlem ve ödemelerdir diyebiliriz. Elektronik ticaretin de bazı türleri bulunmaktadır. Bu türleri maddeleyerek devam edelim. İşletmeden işletmeye e-ticaret, işletmeden tüketiciye e-ticaret, işletmeden devlete e-ticaret, İşletme içi e-ticaret, tüketiciden tüketiciye e-ticaret, devletten tüketiciye e-ticaret, devletten işletmeye e-ticaret, devletten devlete e-ticaret. Elektronik ticaretin bazı avantajları söz konusudur. Bu avantajların sadece üretici ve tüketici değil, devlet ve ekonomi üzerinde de gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bu avantajlar şunlardır. Ticaret, finansman ve tedarik işlemleri için gerekli belgelerin düşük maliyetlerle hazırlanması ve hızlı bir şekilde iletilebilmesi. Alıcı ve satıcıların doğrudan ve 24 saat boyunca karşı karşıya gelebilmesi. Ürün geliştirme hızını arttırması. Dünyanın her yerindeki pazarlara girebilmeyi sağlaması. Ürün çeşitliliğini sağlaması, alıcılara çok farklı ödeme şekilleri sunması. Avantajlarını belirttiğimiz elektronik ticaretin dünya ülkeleri açısından gelişmişlik sıralamasında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İsveç önemli bir konuma erişmişlerdir. Bu gelişmelere rağmen bazı ülkeler için bazı engellerden de söz edebiliriz. Bu engellerin en önemlileri şunlardır. İnternet başta olmak üzere bilgi teknolojisinin altyapı, kalite ve hız açısından yetersiz olması ve pahalı olması. Yeni ödeme araçlarının Banka kartı, elektronik para, kredi kartı ve benzeri gibi yaygın olmaması, yabancı dil bilmeyenlerin sayıca çok olması, yetişkin nüfusun internetten alışveriş alışkanlığının olmaması. Türkiye'de elektronik ticaret kapsamında 1997 yılında Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Bu kurul gelişmeleri takip edecek ve gerekli düzenlemelerle ilgili bilgileri sunacaktır. Ülkemizde elektronik ticaret düzenli bir şekilde artmaktadır. Buna rağmen bazı çekincelerle tüketicilerin uzak durmayı tercih ettiklerini de söyleyebiliriz. Bu çekinceler şunlardır. Gizlilik ve güvenlik kaygıları, ürünü görerek alma tercihi, iş yerine bağlılık, alışkanlıklar. Evet arkadaşlar, elektronik ticaret dersi kapsamında bilgi ekonomisi ve elektronik ticaret konusunu değerlendirdiğimiz programımızın burada sonuna geldik. Bu bölümde sizlere bilgi ekonomisinin ortaya çıkışını bilgi ekonomisinin üretim faktörlerini, özelliklerini, elektronik ticareti ve Türkiye'deki gelişimini tanıtmaya çalıştık. Bir sonraki programımızda elektronik ticaretin altyapısı konusunu inceleyeceğiz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.